Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte kısa vadede kazanç ihtimali olan hisse senetlerini değerlendireceğiz. Bakın, bu yayın kısa vade işlem yapan, al sat ile para kazanmaya çalışan, yani traderlık yapan arkadaşlar için daha uygun bir yayın olacaktır. Ben alayım, aylarca yıllarca bekleyeyim, orta ve uzun vadede yukarı yön illaki gider diyen arkadaşlar için uygun bir yayın olmaya bilir. Burada ne yapacağız? Bakın, bir hisse senedi. Burada Borsa İstanbul'dan örnek vereyim size. Çünkü hisse senetlerinin incelemesine geçmeden önce hangi amaçla bu yayını yaptığımızı ve bu yayına göre al veya sat yapıyorsanız hangi amaç doğrultusunda aldığınız ve sattığınızı bilerek hareket etmeniz lazım. Şimdi Borsa İstanbul 8560'dan aşağı doğru yıkıldığında ne dedik arkadaşlar? 2021 yılından gelen bir kanal görüntümüz var ve bu kanal görüntüsü kanal orta bandı son derece önemli bir destek bölgesidir dedik ve gördüğünüz gibi 26 Ekim tarihinde milimetrik olarak kanal orta band seviyesine kadar fiyatlar düşüyor ve buralardan bir tepki yükselişi aldığını görüyoruz. İşte bu yayında anlatacağımız hisse senetleri de Borsa İstanbul gibi önemli destek noktalarına gelmiş. Buralardan birkaç günlük veya bir günlük bir kazanç sağlama, bir tepki hareketi yapma durumları var. Kısa vadede işlem yapanlar, kar etmek isteyenler, traderlık yapmak isteyen arkadaşlar için uygun bir yayın olabilir. Ancak alayım ben günlerce tutayım şeklinde düşünen arkadaşlar için uygun bir yayın olmayabilir. Veya şunu yapabilirsiniz. Yüksekten maliyetlenmişsindir. Maliyet düşürmek için alırsın. Yapacağı tepki hareketinde ya karını alır, eklediğin kısımdan çıkarsın veya totalde seni kar konumuna veya zararı giderme konumuna getirirse satıp çıkabilirsin. Bu arkadaşlar için de uygun bir yayın olabilir. Bir başka örnek göstereyim. Mesela Forte hissesinde şöyle yaptık arkadaşlar. Dedik ki burada iki tane tepemiz var. Bakın, bir tane dip noktamız var dedik ve iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bu kanal görüntüsüne göre fiyatların kanal orta band seviyesine kadar düşmesini ve bu bölgeden yukarı yönlü 90 TL'lere doğru bir tepki hareketi yapmasını bekliyoruz şeklinde söylemiştik. Bakın, fiyatlar 80-81 TL civarına kadar milimetrik olarak kanal orta bandına geldi ve buradan bir günlük bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Görüntümüz 4 saatlik olduğundan dolayı size farklı görülebilir. Bakın, günlük görüntüleri açtım. Bir günlük sert bir yükseliş yaptı. 81 TL'den fiyatlar 93.50'ye, hatta bir sonraki gün 97.40 TL'ye kadar yükseldiğini gördük. Şimdi bu tepki hareketinde destek noktasına en yakın yerden alıp buradaki karı cebe koyabilirdiniz. Zaten yapmış olduğum yayında da Forte hissesinde bunu söylemiştim. Bir tepki yükselişi olacak. Sonrasında bunun tepki olarak kalıp kalmayacağını izleyerek göreceğiz. Bu destek bölgesi kırılırsa fiyatlarda daha sert düşüş. Ancak bu destek bölgesi buradan aldığı tepkiyle tekrardan retest edilir ve yukarı yönlü gittiğini görürsek buradaki desteğin tuttuğunu ve bir yükseliş trendi geleceğini bekleriz şeklinde yorum yapmıştık. Ama ne yaptı? Destek tutmadı ve daha sert düşüşlerin geldiğini görüyoruz. O yüzden şu anda anlatacağım hisselerde bu Forte hissesinde oluşan görüntüler gibi görüntü oluşabilir. Destek bölgesine gelir, tepki hareketini alırsın. Kârı cebe koyman gerekir. Uzun vade düşünmezsin. Ona göre bir analiz yapacağız. Şimdi ilk başlayacağımız hisse senedimiz Kale Seramik arkadaşlar. Bakın, Kale Seramik hissesinde çok sert düşüşler oldu ve biz burada yükselişten sonra bir düşen kanal çizdik ve kanalımızın yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Kanalımız 22 Kasım tarihinde yukarı yönlü kırıldı. 23 ve 24 Kasım tarihlerinde ise bu kanalın direnç bölgesi destek olarak retest edildiğini görüyoruz. 4 saatlik mumlarda size bunu göstereyim. Önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşılıyor. Aşıldıktan sonra da retest hareketiyle destek aldığını görüyoruz. Ayrıca bizim bu destek bölgemiz yatayda oluşan bir destek bölgesi olarak da karşımıza geliyor arkadaşlar. Bakın, bu bölge 74 TL önemli bir destek bölgesi haline geldi ve fiyatlar 74 TL'nin üzerindeyken önemli bir düşen direnç bölgesi de yukarı yönlü aşıldığından dolayı şimdi Kale Seramik'i kısa vadede alıp para kazanmak isteyen arkadaşlar burada şunu yapacaklar. Fiyatları bu bölgeler
şeylerden alabilirsin. 74 TL'nin altında kalmadıkça fiyatlarda beklenti 81 TL, 85 TL dirençlerine kadar tekrardan yükselmesidir. Bakın bu bölgelerde de zaten yayın yaptığımızda direnç bölgesinin 85 TL olduğunu, buralara fiyatlar geldikten sonra tekrardan düşüş riski içerisine gireceğini söylemiştik ve fiyatlar 85 TL'lere kadar geldi. Sonrasında yatay destek bölgesi 74 TL'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Kale seramikte orta ve uzun vadede yönün yukarı yönlü olduğunu, ancak bu yayın orta ve uzun vadeli anlatımların olduğu bir yayın değil arkadaşlar. Traderlar için, kısa vadede al sat yapan arkadaşlar için hazırlamış olduğum bir yayın. Yoksa kale seramikte düşen trend kırılmıştır. Bundan sonra genel yön 74 TL aşağı yönünü kırılmadıkça yön yukarıdır. 74 TL'nin altında kalıcılık sağlarsa fiyatlar tekrardan 69 ve 66 TL civarlarına kadar düşmesi beklenir. Kale seramikte söyleyeceklerimiz bu kadar. Direnç bölgesi aşılmış, destek bölgesinin üzerindeyiz. Her an buradan yukarı yönlü bir tepki yükselişi gelebilir arkadaşlar. Olası bir tepki yükselişinde açgözlülük içerisinde olup olmamayı size bırakıyorum. Mesela burada bir %10'luk yükseliş gelir. Sen daha da gidecek diye beklersin. Gitmez, geri aşağı düşer. Belki 74'ün de altına gelir. Hocam ben zarar ettim demenizi istemiyorum. Dolayısıyla kar cebe yakışır şeklinde. Daha da fazla giderse üzülmem. Ben en azından kar aldım, cebe koydum şeklinde düşünen arkadaşlar için yapmış olduğum bir yayın bu. Beklentimde yukarı yönlü tepki hareketleri içerisinde kale seramin olmasıdır. İkinci hissemiz Astor hissesi. Bakın hisseler içerisinde ne yapıyorum arkadaşlar? Sizlere destek bölgesinde olan ve bir tepki hareketi gelme ihtimali yüksek olan hisse senetlerini gösteriyorum. Şimdi Astor hissesinde iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz var. Kanal orta bandımızın çok güzel çalıştığını geçmişte gördüğümüzden dolayı kanal alt bandımızın da aynı tutarlılıkla çalışmasını bekliyoruz. Zaten cuma günü olan piyasa hareketliliğinde kanal alt bandına geliyor ve buradan bir tepki içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla pazartesi günü bizim destek noktamız 113 TL'den geçiyor. 113 TL'ler alım fırsatı olabilir. Kısa vadede buradan yapacağı tepki hareketiyle sizlere para kazandırabilir. 113 TL'nin altında kalırsa temkinli olmak lazım arkadaşlar. Oradaki riski size bırakıyorum. Bazen bir gün altında kalıyor. Sonrasında yukarı yönlü tepki hareketini genel itibariyle yapıyor. Ama yapmak zorunda da değildir. Bizim buradaki destek noktamız 113 TL'dir. 113 TL'nin altında 1-2 gün kapanış yaparsa buradaki tepki hareketinin olmayacağını, aşağı doğru sert düşme ihtimalinin devam ettiğini düşünebiliriz. Ancak 113 TL civarında maliyetlenip riske girebilirsin. Sonrasında yapacağı tepki hareketinde de karı cebe alırsın. Bu küçük kar olur, büyük kar olur, bunu bilemiyorum. Normalde ana destek bölgesine gelmiş ve buradan bir tepki hareketi, güçlü bir tepki hareketi içerisine girmesi beklenir. Piyasalardaki dalgalı görünümlerden dolayı şu anda yapacağınız işlemlerinde riski vardır arkadaşlar. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Eğitim niteliğinde olduğunu bilin. Destek noktasına gelen hisse senedinde bir tepki yükselişi olur ve o tepki yükselişinden de parayı nasıl kazanırsınız ben sizlere onları anlatıyorum. Toparlamak gerekirse Astor hissesinde desteğimiz 113 TL. 113 TL'nin altında 1-2 gün kapanış olmadıkça buradan yukarı yönlü bir tepki hareketi gelmesini, bir kar pozisyonu oluşmasını şahsen bekliyorum. Şimdi İzdemir Enerji'ye geçelim. Bakın İzdemir Enerji'de de sert bir yükselişle piyasaya arz edildi. Sonra düşen bir trend oluşturdu ve bu düşen trendinden sonra bir kırılım yaptı arkadaşlar. 35-36 TL civarında bir kırılım yaptı. Kırılımdan sonra bakın kırmış olduğu bölgeyi yatay yönünü aşağı doğru getirse de kırılan direnç bölgesinin altında kalmadığından dolayı bu bölge bizim destek bölgemiz olarak çalıştı ve fiyatlarda yukarı yönlü tepki içerisine girdiğini görüyoruz. Bu bölgede de bizim destek noktamız 34 TL'den geçiyor. 34 TL aşağı yönlü kırılmadıkça fiyatlarda yukarı yönlü bir tepki hareketi bekleyeceğiz. 34 TL kırılırsa fiyatların 30 TL civarlarına kadar düşme riski vardır. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. 34 TL aşağı yönlü kırılmadıkça bu bölgeden yapacağı tepki hareketleriyle para kazanabilirsiniz. İz Enerji'de de piyasaya arz edildikten sonra ikinci dalga yükseliş olmadığından
dolayı burada oluşacak yükselişin daha sert ve yukarı yönlü olmasını şahsen bekliyorum. Ancak yine söylüyorum, burada asıl bu yayının amacı tepki yükselişinde %5, %10, %15 gibi karlar alıp cebe koymak şeklindedir. Sonrasında gider gitmez orasına üzülmeyecek arkadaşlar bu yayınlardan menfaat sağlayabilirler. Yoksa normal şartlarda İzdemir Enerji düşen trendini kırmasından dolayı ilk geleceği bölge 44-45 TL bölgesi olarak karşımıza geliyor. Olası sert yükselişte de satış fırsatı verirse 45 TL'ler, 44 TL'ler önemli bir direnç bölgesi ve yüksek riskli satış bölgesi olarak karşımıza gelecektir. Daha önce destek olarak çalışan bu yataydaki bölge test edilir ve direnç olarak çalışabilir. Olası yükselişlerde 45 TL'ye kadar gitme potansiyeli vardır. Bir sonraki hissemiz Kontrolmatik hissesi arkadaşlar. Bakın Kontrolmatik'te çizmiş olduğumuz bir kanal görüntüsü vardı. İki tane dip, bir tane tepeden oluşan bu kanal görüntümüze göre fiyatların kanal alt bandına kadar yaklaştığını görüyoruz. Kanal alt bandımızda bizim bir destek bölgemiz ve tepki hareketinin oluşacağı bölgedir. 255 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Daha önce 230 TL'lerden bahsediyorduk. Ancak yükselen bir destek bölgesi olduğundan dolayı fiyatlar hangi zamanda bu kanal alt bandına gelecekse bu bölgeler güçlü tepki hareketinin oluşacağı bölgelerdir. Pazartesi günü itibariyle de 255 TL olarak karşımıza geliyor. Fiyatlarda 255 TL, 260 TL bant aralığı görünürse buralardan bir şansınızı deneyebilirsiniz. 250 TL'nin altında kalmadığı sürece bir tepki yükselişi yukarı yönlü yapması beklenir. Bu da önemli bir destek bölgesine kadar gelmiştir. Bakın bu destek bölgesi de fiyatların tamamının içinde olduğu majör kanal içerisindeki destek bölgesi olduğundan dolayı fiyatların buraya gelmesiyle güçlü bir tepki yükselişi yapması beklenti dahilinde olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz SDT hissesi. Bakın SDT hissesinde de iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz var. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandına kadar fiyatlar düştükten sonra bakın iki gün üst üste bir sert yükseliş yaptığını görüyoruz. Yani fiyatlar 364 TL civarından 440 TL civarına kadar iki günde sert bir yükseliş yapmıştı. İşte bu yayında anlatmak istediğimde bu şekilde oluşabilecek yükselişte karı cebinize koyabileceğiniz şeklindedir. Şimdi kanal alt bandına doğru fiyatların yaklaştığını görüyoruz. Fiyatlar kanal alt bandına dokunması ihtimalinde burada oluşan tepki hareketi gibi burada da bir tepki hareketi bekleyeceğiz. Bu tepki hareketinin boyunun ne kadar uzun olacağını hiç kimse bilemez arkadaşlar. O yüzden kısa vadede işlem yapıp karı cebe koyabileceğiniz hisse senetlerini sizlere seçtim. Normal şartlarda burada 278 TL civarına düştü diyelim. Buradan yapacağı yükselişte beklenti 400 TL civarına kadar fiyatların yükselmesi şeklinde olacaktır. Ancak bunun vadesi daha geniş bir vade olabilir. O yüzden ben size traderlık anlamında, al-sat anlamındaki kazançlardan bahsediyorum. Pazartesi günü destek noktası 275. Bakın 1 Aralık tarihinde bu destek noktası 285 TL'ye çıkıyor veya 7 Aralık tarihinde bu destek noktası 296 TL'ye çıkıyor. Hangi zamansallıkta fiyatlar kanal alt bandına gelecekse yükselen bir destek bölgesi olduğundan dolayı değişkenlik gösterecektir ve fiyatların bu desteğe gelmesiyle birlikte alımı deneyebilirsin. Altında kapanış olmadıkça yukarı yönlü okursun ama traderlığın bir kuralı vardır. Stop bölgesi belirlemeden bir trader işlemi yapılmamalıdır. Destek bölgesi diye aldığın yerde destek tutmazsa bir trader ne yapar? Aldığını küçük zararıyla satar ve kenara çekilir. Bunu yapamayacak arkadaşlar. Lütfen bu risklere de girmesinler. Burada anlatılanların yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını da bilerek hareket etsinler. Destek bölgemiz bu söylediğim destek bölgeleridir. Bu destek bölgesine gelmeyle alım yapabilirsiniz. Buradan yapacağı tepki hareketinde de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yine söyleyeyim, pazartesi günü 275. Bakın salı günü 278. Çarşamba günü 279. Perşembe günü 282 oluyor. Ve cuma gününe geldiğimizde 285 TL olduğunu görüyoruz. Bu destek noktalarına gelirse buralardan deneyebilirsiniz. Bir sonraki hissemiz Miatek hissesi. Bakın Miatek'te zaten bu hafta içerisinde yayınını yaptık ve şunu söyledik arkadaşlar. Buradaki kanalı önce bir kaldırayım. Bakın majörde oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Majörde oluşan bu kanal görüntümüze göre de fiyatların kanal orta bandına kadar düşmesini ve buradan bir tepki yükselişi almasını söyledik. Burada 42,5 ila 43 TL önemli destek bölgesiydi. 42,5 TL'lere kadar fiyatların düşebileceğini ve buradan bir tepki yükselişi yapabileceğini söylemiştik. Fiyatlar 42.
0.52'ye düşmesiyle birlikte 47.20 TL'ye kadar %10'un üzerinde bir kar potansiyeli oluşturdu. Bir tepki hareketi oluşturdu ve bu tepki hareketiyle birlikte de kısa vadede satan arkadaşlar bir para kazancı içerisine girdiler. Şimdi satmayan arkadaşlar hala sat pozisyonu oluşmadı ama bu kanalın orta bandı kırılırsa çok tehlikeli bir görünüm oluşacaktır. Bu da 42.5-43 TL civarından geçiyor. Bu bölgenin altında kapanış yapması bakın düşen bir dip yapma ihtimalini ortaya getirecektir ve burada oluşan 37 TL'nin altında bir yere fiyatların teknik olarak gelmesi beklenir. Dolayısıyla 43 TL'nin altında temkinli olacaksın. 43 TL'nin üzerinde kaldığı sürece fiyatların yukarı yönlü bir tepki hareketi yapmasını bekleyeceksin. Ama 43 TL'ye kırılırsa teknik analiz bana şunu söylüyor. Yükselen tepeler ve yükselen dipler şeklinde giden bir Miatek hissesi vardı ve burada bu destek noktası kırılırsa bir düşen dip yapması beklenir. Burada 37 TL'nin altında bir yere fiyatların gelmesi ve oradan bir tepki yükselişi yapması beklenir diyor. O yüzden dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. Bu yayında da zaten amacımız burada 42.5-43 bandında aldığınız Miatek hissesini yapacağınız tepki hareketinde kısa vadeli işlemlerde kar alıp cebinize koymanız şeklindeydi. Orta ve uzun vade tutan arkadaşlara bir sözüm yok. Ancak kısa vadeli traderlar için 42.5'da alıyorsun. Yapacağı tepki hareketinde satarsın. Bu bölge destek olarak çalıştığını görürsen tekrardan alırsın. Tekrardan yapacağı tepki hareketinde satıp kenara çekilirsin. Traderlık bu şekilde yapılabilir. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen alırken yalnız olduğunuzu, satarken de yalnız olacağınızı, aynı zamanda kazanırken nasıl yalnızsanız kaybederken de yalnız olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.